Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil el nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevvic vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Ashab, etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşrefül iman, imanın en şereflisi. Yani mümin adamdan güzel hasletler olur ya. İşte bu güzel hasletlere sebep olan en güzel iman nedir? Allah'a inanan adamın ağız dili güzel konuşur, gözü güzele bakar, kulak güzeli dinler, eli güzele uzanır. Mümin böyledir. Allah görüyor, biliyor. Allah görmediği, bilmediği yok. Nasıl kötülük yapsın? İşitmediği var mı? Nasıl sövsün yahu? Evet, bu eseri okuduğum eseri yazan Gümüşhaneli Hazretlerini bir daha analım burada. Daha evvel de söyledim. Hayatında ayaklarını uzatıp yatmamış adam hiç. Alim, arif adam. Evet. 83 yaşında doktor getirmişler. Öleceği zaman hasta. Sadece kuşluk iki dizin üstünde uyurmuş bir iki saat. Gece hiç uzanıp yatmazmış. Sabaha kadar bunları yazmış işte bak. Biz okudukça ona yazıyorlar hep. Hep böyle gidiyor. Ne kadar güzel. Mısır'da var, Tunus'ta, Libya'da var medresesi, İran'da var, Anadolu'nun her yerinde var. Her yere bu da bu salih, bu ihlaslı adamın Allah aziz etmez mi? Her yerde talebeleri var. Eser her yerde okunuyor. Evet, doktor demiş ki muayene gelen, Hoca Efendi demiş şöyle bir uzan da demiş seni bir muayene edeyim. Estağfurullah demiş. Niye demiş ya? Ya Allah görmüyor mu ya beni? Allah görüp dururken ayağımı nasıl uzatayım ya? Terbiyesizlik değil mi bu? Aman ya Rabbi, şu duyguyu görüyor musun? Allah görüyor, biz de inanıyoruz ama uzanıp yatıyoruz. Bu derece meselesi bak. Ayağını uzatamıyor Allah'a saygısından. Allah görüyor diyor, nasıl ayağımı uzatayım? Değil mi? Büyük bir adamın yanında bile apıştı. Ayıptı, bacak bacak üstüne yan gelip yatabilir misin? Edepsizlik olur ya. Allah görüp durur. Ondan daha büyük var mı? Onu öyle duyuyor. Allah görüp dururken nasıl ayağımı uzatayım doktor bir demiş. Bir de beni o günah mı sokacaksın? Böyle işin gör demiş. Aman yarabbi. Allah bize edep versin inşallah. Kavi iman, evet. İmanın en şereflisi nedir biliyor musunuz? En ye'meneken nasu. İnsanların senden güven içinde olmalarıdır.
Öyle müminsin ki imanın kimseye kötülük yapmaya şey vermiyor, izin vermiyor. Herkes senden güven buldu, biliyor musun? Dünyada kötülük yapmaz. Öyle güzel bir adam diyorlar ki peygamberimizin adı ne biliyorsunuz? Muhammedül Emin. Ya düşmanı bile kimseye kötülük yapmaz. Kimseye yalan söylemez. Düşmanı söylüyor ya. İmanın en şereflisi de öyle kuvvetli iman olacak ki hiç kimseye kötülük yapmayacaksın. Herkes senin kötülük yapmayacağından emin olacaklar. İnsanların senden emin olmaları hali imanın en nereyi koruyacaksın? Kimsenin kanını akıtmayacaksın. Kimsenin malını haksız yere almayacaksın. Kimsenin karısına, ırzına, namusuna göz dikmeyeceksin. Evet. Hiç kendine yapılmayan bir eziyeti, kötülüğü başkasına yapmayacaksın. Bu sende huy haline gelecek. Huy. Biliyorsunuz Rabiatul Adaviye var. Mübarek bir kadın, Evliyaullah'tan. Hani İslam'da kadından değeri falan yok diyorlar da evliya var ya, Rabiatul Adaviye. Demişler ki şeytana düşman mısın? Yo demiş. Allah öyle diyor, Adevun Mübin, apaçık düşmanınız diyor. Kalbimde diyor sevgiden başka bir şey yok diyor. Nasıl düşman olayım diyor. Şuna bak yani. İman budur. İman öyle olacak ki herkes dünyada kötülük yapmaz o diyecekler. İnsanların senden emin olduğu kimsenin imanı en şerefli imandır. Evet. Ve kul muslimin alel muslim haramın, her Müslüman diğer Müslümana kanı, ırzı, namusu, malı, canı haramdır. Allah'ın emrettiği durumlar hariç kimsenin malına dokunamazsın, ırzına tecavüz edemezsin. Kimsenin aybını araştıramazsın. Müslümanlar elinden dilinden rahat oldukları insan, emin oldukları insan. Ve eşrefül İslami, evet, İslam'ın, Müslümanlığın en şereflisi ise en yeslemen nasu min lisanik, dilinden insanların emin olmalıdır. Bu dilin kemiği yok. Şöyle de konuşuyor, böyle de konuşuyor. Sen hiç kötülük konuşmuyorsun. Kimsenin aleyhine konuşmuyorsun. Kimseye acıtacak, incitecek laf etmiyorsun. Küfür falan filan hiçbirisi yok. Evet, zarar verecek hiçbir konuşma yapmıyorsun dilinle. Aha diyor, işte bu Müslümanlığın en şereflisidir. Ve yedike, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği, selamette olduğu iman, İslam, İslam'ın en şereflisidir. Ve eşreful hicre en tehcural seyyiat. Hicretin en şereflisi. Şimdi bizi düşünmüş güzel peygamberimiz. Biliyorsunuz Müslümanlar, Müslümanlık Mekke'de doğdu. Çok eziyet çektiler Müslümanlar. 3 sene boykot edildi, muhasara edildi, su bile vermediler. Gavurun da insaflısı oluyor. Gizlice gavurlardan, müşriklerden vermişler de 3 sene. Öyle hayatlarını duramıyor ama çok açlıktan ölenler var. Çoluk çocuk, kediler bile bağırıyorlarmış öyle. Orada Hazreti Hatice anamız vefat etti. Ebu Talip vefat etti. Peygamberimiz o arada bir Taif'e gitti. Taşladılar. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Oğlu bu 3 tane boykot zamanında vefat etti. Kasım, Abdullah. Ama bu sıkıntılar müjdedir. Sabrettiniz mi? Mevkiiniz yükselir. Bizim gibilere sıkıntılar günahlara kefaret olur.
Peygamberlere sıkıntıların büyüğü gelir, dereceleri yükselir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen sıkıntılara hiçbir peygamber gelmemiştir. Allah Celle Celaluhu onu Miraç'la taşlandırmış. Hiçbir peygamberde yok Miraç. Bu sıkıntılara hiç itiraz etmemiş. İmkan gelmiş mesela Taifler gittiğinde, taşladığında dağın meleği gelmiş, Cebrail gelmiş. Mücadele demiş, şu dağları tepesine yıkayım. Çünkü gelin taşa toprağa tapmayın, insanca yaşayın diyor. Buna rağmen şöyle yapıyorlar. Hayır demiş. Çocuklarından mümin olan çıkar. Bilmiyorlar bundan. Zamanla öğrenecekler. Hakikaten zamanla öğrendiler. Geldiler Müslüman oldular. Evet, böyle sıkıntılar. Sonra da Miraç olmuş. Evet. Şimdi Allah izin vermiş. Habeşistan'a gittiler biliyorsunuz. Olmadı. Allah izin vermiş. Medine'ye gidin demiş. Medine'de de Akabe biatı var. Onlar da Müslüman olanlar. Buyur ya Resulallah demişler. Bizim memlekette biz eziyet ettirmeyiz sana. Kanımız canımız yoluna feda olsun. Geliniz, geliniz demiş. Efendimiz Allah'ın izin vermesiyle Medine'ye hicret etti. Mekke'den dini uğruna Medine'ye hicret edenlere muhacirler denir. Kur'an'da Allah onları övüyor. Medineliler de gelenlere evlerinin yarısını vermiş, mallarının yarısını vermiş. Onlara da ensar denir. Onları da övüyor Allah. Mekke'nin fethine kadar Müslüman olan adamın mutlaka Medine'ye gelip orada oturması şart. Peygamberin görevlendirdikleri hariç. Mecburi. Hicret çok muazzam bir iş. Allah için hicret. Biz o treni kaçırdık. Değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin arasında yokuz. Gam yemen diyor Peygamberimiz. Hicretin en şereflisi. Günahlardan hicrettir. Evet. O var işte. O madde bizi kurtarıyor. Şimdi adam diyor ki alışmış içmeye, 19 yüz puta tapmak gibidir. Israrla içki içen adam, şarap içen adam puta tapan gibidir diyor Peygamberimiz. Hocam içkime karışma ya. Ne desen tamam. Ama şu bu mereti bırakamam. Biz içmiyoruz hocam. Kefeni yırttık. Dur. Bu ne oluyor? Bir metre takıyorlar. Devlet o kadar ilan yapıyor. Ciğerleri gösteriyor. Çocuklar şöyle olur, karı şöyle olur falan. Bakıyorum inadına millet yine içip durur. Hiç kafan çalışmıyor mu senin? Bir de Müslümansın bir de üstelik. Hiç Allah'tan korkmuyor mu ya bu? İnadına sigara içiyor. Hocam sigarama karışma ya. Bunu bizzat bir zengin adam söyledi. Sigaraya ben çok çatarım. Şimdi daha çok çatıyorum da. Şimdi haram artık. Eskiden kerahatken de çatıyordum. Şimdi kesin zehir oldu, ortaya çıktı, haram oldu. Eskiden biliniyordu, kerahattı. O zaman çok çatıyordum. Adam da çok hayırsever. Önüne gelene hayır ediyor. Böyle bir zengin. Bir gün dedi ki, hocam dedi ya, hep bana çatıyorsun ya dedi. Halbuki benim yanımda hiç sigara içtiğini görmedim. Bilmiyorum ben sigara içtiğini. Ben konuştukça hep bana çatıyor zannediyormuş herif. Bir sigaram var yahu. İçki içmem dedi, zina yapmam dedi. Adam aldatmam dedi. Durup durup bana çatıyorsun dedi. Ben dedim senin sigara içtiğini bilmiyorum ya. Bunu diyor bırakamıyorum bu mereti bırakamıyorum ya. Ya etme öyle. Bırakacaksın ya. Bir kötülüğü bırakamam olur mu? Fıçıyla şarap içiyordu sahabiler. Fıçıyla. İçki ayeti gelince bir anda hep döktüler Medine sokakları. Su, şarap aktı yahu. O kadar alışkın Araplar şaraba. İçki yasak ayeti gelince şimdi öyle bir ayet yok diyormuş. Bir, ben dinlemedim de birisi innemel hamru vel meysru rissü min ameli şeytan feştenibuhu. Nasıl yok hocam etme. İçkiyi yasaklayan bir ayet yok diyorum. Feştenibuhu vazgeçin demek yahu.
Öyle şey olur mu hocam? Etli gözün sevmem. Yani o iş içerine de alkış toplayacak. Var ya var. Feştenübü ben kavada mı uyduruyorum? Derhal vazgeçin diyor Allah. Feştenübü. Fe o demek Arapçada. Derhal vazgeçin diyor. İçmeyin haram ya. Bütün kötülüklerin anası. Sigara da öyle. Beyni bozuyor, ciğerleri bozuyor, kanseri yapıyor. Çocuk sakat doğuyor, düşük yapıyor. Gerizekalı malı hepsi var ya, hepsi bu merette. Buna dokunma hocam, yapma öyle. Yapma, yanlış. Evet, şimdi onu söyleyeceğiz. Evet, imanın, hicretin en güzeli, en şereflisi. Haram ya bu, zehir ya bu. Şarap haram ya. Öyle diyor bak, ben uydurmuyorum. Ve eşreful hicre en tehcura seyyiat. Günahları terk etmek en şerefli hicrettir. Hicret devam ediyor. Sen şarabı bırakırsan, bu kadar alışkanlığına rağmen içkiyi, bu kadar alışkanlığına rağmen sigarayı bırakırsan, bu zehiri, en muazzam muhacir olursun arkadaş. Çünkü zor bir iş. Zoru başarmak, madalya öyle alınıyor. En şerefli hicret böyle. Alıştığın şeyleri bırakmak. Pislikleri, kötülükleri. Evet. Günahları bırakmak en şerefli hicrettir. Bu yol açık. Hep ben, gelmiş peygamberimiz, Müslüman olacağım da demiş, yalnız ben birdenbire bu pislikleri şey demem, bırakamam. Tamam, Müslüman olacağım, karar verdim, doğru, Allah var, sen de peygambersin ama bana demiş öyle birdenbire hepsini şöyle yapma deme. Güzel peygamberimiz, ne güzel insan. Diyor ki oğlum diyor, yalan söyleme yeter diyor şimdilik. Şimdilik yalan söyleme yeter. Ha onu yaparım diyor. İçki içme dememiş. Kadınlarla zina etme dememiş. Adam da ay yaşın teki. Yalan söyleme yeter. Ne güzel insan peygamberimiz. Bir tane şey söylemiş, onun dediğini tamam demiş. Tamam, Müslüman oldum. Kabul ettim. Bir tek şey söyledi çünkü. Şimdilik yalan söyleme yeter. Eve gitmiş. Yalan söyleme dedi ya, söz verdi ya. Demiş hanım, şarap getir. Dur demiş, getirme. Niye? Yarın ben peygamberin yanına gideceğim. İçki içtim ulan dese, içmedim nasıl diyeceğim? Yalan söylememeyi söyledim. Götür demiş onu. Adam o zaman ahlaksızlık diz boyu. Öyle Amerika'da da var. Evli adamlar zina ediyor Amerika'da. Adetleri böyle. O zaman da öyle. Falanca eve gidip şapkasını atıyor herif. O gece o hanım onun. Yani evlilik böyle. Yine alışmış zina edecek. Demiş yahu şimdi zina ettin mi derse demiş. Yalan söylemeye söz verdim. Onu da demiş gitmeyeyim. Ne yapsa böyle pislik. Yalan söylemeyeceğim. Sen demiş beni demiş kilitlemişsin ya demiş. Hiçbir şey yapmadım ya, yalan söylemeyeceğim diye. Ama demiş sözümde duracağım, Müslümanlıktan dönmeyeceğim. Ne güzel bakın. Bir tek şey söylüyor ama ne akıllı. Bütün pislikleri önlemiş oluyor. Yani eğitimde tedriş, yavaş, ürkütmeyeceksin. Kaçırmayacaksın. Evde de oğlun kızını terbiye ederken yavaş yavaş. Okulda öğrenciyi terbiye eden yavaş yavaş. Bak bir tek yeter demiş ama öyle bir akıllı söylemiş. Bütün pislikleri bıraktırmış. Evet. Günahları bir tanesini bırak şimdi. Ondan sonra ona alıştıktan sonra birini daha bırakırsın. Siz namaz kılmıyorsunuz ama Ramazan'da oruç tutuyorsun. Niye orucu tutuyorsunuz ki? Deme hocam yahu. Etme hocam yahu. Bir orucu tutsun ya herif. Oruç ayrı emir, namaz ayrı emir yahu. Namaz kılmayan oruç tutmaz diye bir madde yok.
Orucu da tutacaksın, namaz da kılacaksın de hele herifi bir şeye sok, oruç tutarak bir getir geriye, sonra da beş vakitten söz etme, bayram namazına getir, sonra cuma namazı dersin, sonra işte şu dersin, yavaş yavaş olur bu iş. Güzel peygamberimiz, bak bir yalan söyleme yeter şimdilik demiş, gözünde az gözüküyor. Muazzam bir eğitim sistemi bu. En güzel hicret günahlardan uzaklaşmaktır. Bitiyor. Ve eşrefül cihat en tuktale ve yukara farasuk. En muazzam, en şerefli cihat da harp meydanında öldürülmendir. Şehit olmandır. Mehmet Akif bunlara deniyor işte. Vurulmuş alnından tertemiz yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Güneşe benzetiyor. Gitti dünyadan. Hayır, ebedi alemde muazzam bir hayata başladı o. Ölmedi. Şehitlere ölü demeyin diyor ya Allah. Ya bak lafı ne diyoruz? Evet. Öldürülmen veya atın yaralanması. Ne demek istiyor yani? Askerler grup grup, bir düşmanla yeke yek savaşma var göğüs göğüse, bir de arkada geride göğüs göğüse değil karargahta yemek yapmak var. Alo ana gerece filan diyorsunuz haber ver. Bu da tabii gerekli askere, bu da şehit. Orada geldi ama göğüs göğüse çarpıp yaralanıyor. Atı yaralanıyor. Yani ön cephede, ön safta çarpışmak en şerefli cihattır diyor. Öteki cihat değildir demiyor da, hani kategoriye ayıracak olursak derece, birinci derece direkt düşmanla savaşan. Şimdi bu kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri şu Kanuni Sultan Süleyman'ın dibinde yatıyor. Süleymaniye Camisi'nin dibinde 67 yaşında İstanbul Valilik binasının yeninde medresesi var. 67 yaşındadır. Ondan sonra talebelerini toplamış. O zaman 93 harbi var Ruslarla. Kafkasya'ya gitmiş. Talebelerin hepsini toplamış. 67 yaşında aksakallı ihtiyar. Gitmiş Kafkasya'ya. Derviş Müşir Paşa komutan, başkomutan varmış, talebeler bekliyor. Buyur hocam. Çünkü ona Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamid gelirmiş. Hiç saraya gitmemiş. İlim adamı padişaha gitmez demiş. İşi varsa gelsin buraya. Şu kişiliğe bak arkadaş. Kişiliğe bak. Onlar gelirmiş. Padişahlar gelir de paşa onu sevmez mi? Hemen iltifatlar etmiş odasına, yanına demiş, burası senin. Benimle yan yana oturacaksın hocam. Çok memnun oldum. Yok demiş paşa. En şerefli cihat, evet, o da karargâhtan idare etmese olur mu? O da büyük iş yapıyor da. En şerefli cihat ön safta çarpışmak dedi ya. Paşa demiş, ben ön safta çarpışmak için senden izin almaya geldim. Şimdi estağfurullah, yaşlısın filan diyecek tabii o saygılı. Hiç onu demeden kapıya yürümüş. Hadi demiş mollalar ön safa. Silahlar almışlar. Çarpışan askerin ön safına geçmişler. Durmadan atış ediliyor. Kurşunlar geliyor. Hiç ölmeyecek adam ölür mü? Kadere güzel inanan adam korkmaz. Hoca öne düşmüş bütün mollaları, talebelerini ön safa geçirmiş. Paşa da mümin adam, saygılı adam. O gidince paşa da hocanın yanında kılıcını almış. Göğüs göğüse düşmanla, Ruslarla. Şimdi paşa önde, mübarek aksakallı bir hoca önde. Bu asker ne olur? Atom bombası olmaz mı? Rusları darmadağın etmişler. Bu hadisi uygulamış yani. Ben yaşım şu, oturayım da şurada
ders okudum dememiş. Bak toplamış, ön safta çarpışmış, darmadağın etmişler Rusları. İşi bitirdikten sonra Of'a gelmiş. Of'ta 3 sene kütüphane kurmuş dağın başında. Kütüphane tekrar Ramazan'ı geçirdikten sonra bir daha gitmiş. Evet, öyle peygamberin sünnetini uygulamak lazım ki böyle hoca olsun, güzel hoca olsun, Allah'ın sevdiği kişi olsun insan, böyle fedakarlık yapmak lazım. İşte bu kanunu de daha evvel de söyledim, kim ne derse desin 76 yaşında harp meydanında ölmüştür top sesler arasında. Bu adamın hatırasını hakaret etmek iyi alamet olmaz. Çünkü o Allah'ın yanında bence makbul bir kul. Dünyayı titretmiş. İslam budur demiş adam. Ve benim araştırmalarıma göre peygamberin sünnetlerini aynen uygulamış. Askeriyle bir seferden dönüyor. Asker kalabalık, yola sığmamış. Yolun kenarındaki ekinleri çiğnemiş asker. Asker bu. O kadar dikkat etmez. Koca karı haber vermişler. Ekinlerin gitti. Yaşlı bir koca karının tarlası, ekini çiğnemişler. Kanuni de muzaffer kumandan, dünyayı titreten adam geçmiş, atının üzengisine yapışmış. Ekinimi çiğnettin demiş askerlere. Velik kambur asası elinde tutuyor kanunun şeyini. Şimdi kanunu kim, size onu söyleyeceğim. Hep böyle sarayda alem yapan adam değil. Tarihlerde var yani bu. Hem de gavur tarihçileri yazıyor bunları. Ne şikayetin var demiş. Askerlerin ekinimi çiğnedi demiş. Benim geçim kaynağım o. Ne olacak ya demiş, parasını veririz. Seni Allah'a şikayet edeceğim. Deyince bak şimdi koca karı. Hemen o muhteşem Süleyman atından inmiş. Benden şikayetçi olma. Aman ne istersen yapayım, benden şikayetçi olma diye. Allah'tan böyle korkan adam. 76 yaşında harp meydanında top ses arasında ölüyor. Böyle adamın hatırasına saygısızlık edersek başımıza gelecek var demektir. Allah korusun. Biz onlara rahmetle anmalıyız. Bir kanunumuz var ya, şeref tacımız. Onu da böyle kötülersek nasıl olacak yani? Olur mu? Evet. O da insandır, vardır hataları tabii de. Biliyorsunuz artılar eksiler toplanacak. Artılar çok geldi mi kurtulacağız. Allah'ın şeysi bu. Hatıp Belta var. Peygamberimiz Mekke'nin fethine giderken peygamberin sahabilerinden haber vermiş, mektup yazmış gizlice. Peygamber geliyor karşı koman, ha ezer sizi diye. Halbuki peygamberimiz de sır öğretmeyin diyor, haber vermeyin düşmana, kan dökülmesin, kıskıvrak yakalayacak onları. E haber verince ona da harp hazırlığı yapacak, kan dökülecek. Cebrail haber vermiş aleyhisselam. Demiş Hatip Belta'a mektup yazdı, bir kadına verdi, para da verdi ona, götürüyor mektubu. Ali demiş gidin yakalayın kadını, alın gelin. Hazreti Ali uçmuş, kadını yakalamış. Gidiyor kadın. Demiş öyle bir şey yok. Hakikaten üstünde başında bir torba yok, bir şey yok. Bir canı var kadının. Demiş bak bana bak demiş. Peygamber yalan söylemez. Seni demiş çırılçıplak soyarım demiş. Rezil ederim seni. Çıkar şu mektubu. Bakmış pabuç pahalı, saçların arasından mektubu çıkarmış.
Evet. Öldürmeyin demiş. Kovverin gitsin. Evet. Sonra getirmişler, bir bakmışlar ki Hatip Belta, peygamberin sahabesi. Şimdi bir şeye getireceğim lafı. Hazreti Ömer hemen gelmiş, demiş müsaade et şunun kafasını uçurayım ya Resulallah. Bu münafık, casus bu bak, müşriklerin casusu. Bizim haberimizi onlara gizlice gönderiyor. Hemen gelmiş, dur dur demiş Ömer, dur. Ya Resulallah ama böyle, dur demiş Ömer. Bedir'e katıldı o demiş. Bedir'e katılanları gelmiş geçmiş günahlarınızı Allah sildim diyor demiş Ömer. Şimdi kanunun da kusurları olabilir. Ama bize ne fetihler kazandırır. Şu Muhaç, bir ikinci bir Muhaç kazanabilecek adam var mı? Rodos'u aldı, kimsenin alamadığı. Ve Zigatvar'a gitti 76 yaşında. Bak, Bedir'e katıldığı için cezalandırmamış onu. Yani insanın artısı eksisi olur. Artılar çok oldu mu bakın, zararını önlüyor ama kurtarıyor paçayı. Kanunun da eksikleri olabilir ama yaptığı büyük güzel işler var. Ne diyor peygamberimiz? Evet, üskürü mevtaküm bil hayır. O mümin adam yahu. Şeyh Yahya Efendi var Beşiktaş'a giderken, onun süt kardeşidir. Bir gün papaz tutmuş atını. Yahya Efendi derse geliyor medreseye. Sizin dininizde demiş ölülerden de haraç alınır mı, vergi alınır mı? Öyle bir şey yok. Ama demiş senin sultanın Süleyman, benim dedem öleli kaç sene oldu, hala haraç alıyor benden, ondan gık diyememiş. Haklı papaz. Hemen haber göndermiş Kanuni'ye. Bir papaza beni rezil ettin demiş. Yahya Efendi ağabey, süt kardeşi ağabey. Hemen gelmiş. Ağabey demiş, ne bu celal ya? Ya demiş, beni bir papaza rezil ettin ya. Bir Müslüman haksızlık yapar mı? Zalim adamın padişah olmaya hakkı yoktur demiş. İn aşağıdan. Ondan sonra hemen vezirini çağırmış. Her sene demiş kayıtları yenileyeceksiniz. Kayıtlara göre adam yaşıyor gözüküyor. Öldü kayda düşülmemiş. Ondan vergi alıyorlar. Her sene yenileyeceksiniz demiş. O evvelce alınan, ölmesine rağmen papazdan alınan haraçları geri verin demiş. Abi demiş, şimdi padişah olabilir miyim? Evet, şimdi olabilirsin. Allah korkusu, hak hukuk saygısı böyle. Yoksa sen kim oluyorsun, bir ihtiyar diyebilirdi. Öyle adama kötü söylenir mi? Evet, böyle güzel. İnsanların artısı çok mu, ona bakacağız. Mümin olduğu için de arkasından kötü laf etmeyeceğiz. Peygamber emri bu. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Üskürü mevtaküm bil hayır. Müminlerin öldükten sonra arkasından hayır konuşun. Onları hayırlı anın. Neydi o, neler yaptı demeyin diyor. Ona da aykırı. Biz de bu güzel mübarek eseri yazan zatı böylece anmış olduk. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin taksiratını affetsin.